Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyim? Bugün yine Patika Eskişehir'le birlikte, ekiple birlikte bir yere geldim. Bugün Oylat mağarasını gezmeye geldik. Oylat'tayız efendim. Sizlere görüntüler sunacağım ve kısa bilgiler vereceğim. Çok güzel dağlarla, heybetli dağlarla kaplı bir yer. 3 milyon senelik bir tarihe sahip. 3 milyon sene önce oluşmuş fosil bir mağara. Birazdan siz de görebileceğiniz gibi sarkık ve dikik taşlardan oluşan, sütunlardan oluşan bir yer. Burası neresi? Burası Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hilmiye köyü yakınlarında bir yer. Burada yan yana ilginç olan bir şey de alt alta Hilmiye, Hayriye ve Bahriye diye köyler var efendim. Biraz da uzakta üvey kız kardeş oluyor herhalde. Saadet diye bir yer var. Görebileceğiniz gibi gerçekten doğasıyla, dağlarıyla, ağaçlarıyla, sularıyla harika bir yer. Ben de içeriği görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi birazdan içeriye giriş yapacağım. Şu anda mağaramıza giriş yaptık. Ama ve lakin biraz karanlık. Bu mağara yer yer 95 metre yüksekliği bulan ve 750 metre uzunluğunda Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak geçiyor. Şimdi çok karanlıktayım ama biraz göstermeye çalışacağım. İlerlerde biraz ışık olduğunu düşünüyorum. Daha iyi görüntü vereceğim. Uzun ve dar yollardan geçiyoruz. İçerideki mağaranın atmosferi gerçekten bambaşka bir atmosfer. Solduğumuz havanın astım, bronşit gibi hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor. Gerçekten de farklı bir, temiz bir havası var aslında. Ve mağaranın sıcaklığının genel olarak ortalama aynı sıcaklıklarda seyrettiği, 18 derece civarlarında seyrettiği söyleniyor. Biraz tabii o nem ve mağaranın o rutubetli havasının da etkisi var tabii. Ama şu taşlar ve bu büyüklük insana biraz ürkütücü geliyor. Ne kadar gözümde şu an çok güzel gözükse de. Mağara dediğin karanlık olur ya. Ne yapalım? Birazcık kötü görüntüler veriyor olabilirim ama. Hazır burada biraz ışık yakalamışken bir iki bilgi daha vermek istiyorum. Arkadaşlar burası Oylat. Oylat'ın ismi. Anlatılan hikayelere göre Bizans İmparatorluğu zamanlarına kadar dayanıyor. Onun da şöyle bir hikayesi var efendim. Burada geçmişte Bizans İmparatorluğu'nun kızı çok hastalanıyor ve hastalığının da bir türlü tedavisi bulunamıyor. Bunun üzerine buradaki buranın çok yakında da çok meşhur buranın kaplıcaları var, kılıca suları var. Oraya kızı getiriyorlar ve bırakıyorlar. Daha sonrasında da bıraktıkları yerde Ölyat diye söylüyorlar. İlerleyen süreçte Ölyat ismi de Oylat oluyor ve söylenenlere göre de kızın oradaki şifalı sularda yüzdüğü ve sağlığına tekrardan kavuştuğu söyleniyor.
sular şifalı mıdır bilmem ama gerçekten anlatılanlara göre insan vücuduna faydaları çok fazla. Taraftan yere mi çıkıyor kendi? Burası çıkmaz herhalde. Evet. Yalnız biz de fotoğrafçı. Hemen yakaladı evet. Işığı yalnız. Şurada da şey var bakın kristaller var. Ay evet çok güzel. Yok, evet. Taşın yapısı ya. Hey. Kristal işte. Yapısı. Travertenler gibi böyle değişir. İlginç. Aman abi dikkat et, ayağın kaymasın. Çekersin değil mi? Işığı verir misin? Daha mı olur? Olabilir abi. Yoksa şöyle mi tutayım? Işık düşmesin de. İyi mi böyle? İyi abi, sen çık ben ona göre ayarlayayım. Sizlere şöyle bir bilgi de vermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki bu sarkıkların 1 santimi bile 16 yılda oluşuyormuş. Bu da böyle bir bilgi. Bir de arkamda şunu gördüm. Kırmızı boyayı. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz sosyal mesaj vermeyi seviyorum. Çok az da olsa 1-2 yerde burada yazılmış isimler, boyanmış yerler gördüm. Arkadaşlar yapmayın, yazmayın böyle yerlere. Böyle yerlerin tarihi bir önemi var, anlamı var. Yazdığınız isme de size de söverler. Yazma. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş. Müthiş bir doğal oluşuma şahit oluyorsunuz. İnanabiliyor musunuz? 3 milyon önce bile bu mağara vardı. 3 milyon yılda bu hale geldi. 3 milyon yıllık fosil mağaraya dokundum aha. Yüzeyde hala bakın nemli ve kaygan su damlıyor. Bu arada görüntülerde titreme olabilir. O benimle alakalı değil. Şu ışıkların frekansıyla alakalı bir durum. Daha da çıkıyoruz. Dediğim gibi burası Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak geçiyor. 750 metre kadar uzunluğa erişebiliyor. Burası da mağaranın sonu. Aydınlıkta birazcık konuşayım istedim arkadaşlar. Mağaranın sonuna kadar geldik, yukarıya kadar çıktık. Bayağı da yol yürüdük, yoruldum. Şimdi de tekrardan aşağı doğru gideceğiz. Fazla yaklaşamıyorum, içim hopluyor böyle. Çok tehlikeli buralar ya. Hiç ölen yok mu acaba buradan düşün? Şimdi mağaradan aşağıya doğru iniyoruz merdivenlerden. Bazı yerler o kadar yüksek ki oradan bakarken içim hopluyor. Benim de birazcık yükseklik korkum var. Vallahi dikkat etmek lazım ha. Bir yuvarlansak aşağı kadar gideriz ha. Direkt düşebiliriz. Bakın. Bulunduğum yerden aşağı doğru bir zoom atıyorum.
Oo. Mağaranın sonuna kadar gittim boss çıkar mı diye ama çıkmadı. Boss çıkmadı, boş çıktı. Elden Ring'deki gibi dedim mağaraya gireyim buradan iyi loot düşer dedim. Yok arkadaşlar sonuna kadar gittim. Bulamadım. Yine lootlayamadık. Buradan halbuki iyi tesisat düşerdi. Bilmeyenler bu çocuk ne diyor diyor. Bilenler de beni anladı zaten. Evet arkadaşlar burası İbrahim Tatlıses'in doğup büyüdüğü mağara. Şaka şaka. Burası Tarkan'ın kurtlar tarafından büyütüldüğü mağara. Ay kendi kendime eğleniyorum işte. Arkadaşlar kameradan buranın güzelliklerini anlatmam çok fazla mümkün değil tabii. Hani neticede ne kadar size bunu yansıtabilirim ama buraları kesinlikle gelip görmeniz lazım. Yani buradaki insanlarla da konuşuyoruz. Burası herhangi bir Avrupa ülkesinde olsa ya da başka bir ülkede olmuş olsa gerçekten buraya turist yağardı yani. Bizim de kendi vatanımızda böyle yerler varken buraları gezip görüp sahip çıkmak lazım. Kıymetini bilmemiz lazım arkadaşlar. O değil de burası sessizleşince ne kadar ıssız oldu. Gece burada kalmak vardı. Güzel olurdu. Dum kanka dum kanka çocukları ağlayacak. Dum kanka dum kanka sepetine koyacak. Dum kanka dum kanka. Evet Mordor'a giden yolda zorlu zamanlar geçiriyorum. Ama ne olursa olsun bu yüzüğü oraya ulaştırmalıyım. Beni ele geçirmeden onu yok etmeliyim. Dum kanka dum kanka. Arkadaşlar oldu ki bir mağaraya girdiniz. Mağarada da mahsur kaldınız. Yolunuzu kaybettiniz. Mağaradan çıkış kapısını bulmanın en kolay yolu şöyle bir durup rüzgarı hissetmektir. Rüzgarı eğer ki anlarsanız sizi çıkış kapısına doğru götürecektir. Farklı bir yöntem de söyleyeyim. Eğer ki mağaranın içinde bir su bulursanız, suyun akış yönüne doğru da takip ederseniz, suyun akış yönü de sizi en kolay çıkışa doğru ulaştırması mümkündür. Ama garantili değildir. Oldu ki kaybolduğunuzda suyu takip edip çıkamazsanız ben suçlu değilim. Denemekte fayda var. Arkadaşlar adım adım sona doğru geliyoruz ve mağaradan çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar mağaradan çıktık. Şu anda herkesin bir toplanmasını bekleriz muhtemelen. Ama bir sonraki durağımız Oylat Şelalesi. Oylat Şelalesi'nde görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Şimdi şelalenin yürüyüş yoluna geldik. Oradan yürüyerekten şelaleye doğru gidiyoruz. Güzel bir yoldayız. Aşağıda sularımız çağlıyor. Biz de yolumuza yürümeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sonunda şelaleye geldim. Çıktım ama vallahi bittim. Fena terledim. Yaklaşık 1,5 kilometre falan bayır çıktık. Yani bayır çıktığımız için sıkıntı oldu. Bir de tabii üstümüze yüklerle. Ama şükür hedefe vardık. Oylat Şelalesi'ndeyim. Arkamda göstereyim. Buyurun. Gördüğünüz gibi geldim ve yakınına doğru gidiyorum. Yollarda hep böyle dar ve yorucuydu. Oldukça da kaygan. Hoppa. Zafer'e doğru giden yolda adım adım gidiyorum.
Evet arkadaşlar, işte arkamda meşhur Boylat Şelalesi ve ben. Gürül gürül. Maşallah buranın akan suyunun bereketi te aşağılara kadar gidiyor. Geldik ama değdi mi? Değdi. Bu müthiş yer hakkında fazla söylenecek bir şey yok. O yüzden sizi sadece görüntülerle baş başa bırakıyorum. İşte bizim çılgın, genç ve dinamik Eskişehir Patika ekibimiz. Parkını Oylat Şelalesi'nde de ortaya koyuyor. Öyle bir yere çıktım ki görüntü çekebilmek için. Bunların hepsi sizin için. Hepsi sizin için. Ya ben buraya çıktım da şimdi buradan nasıl geri ineceğim? O sıkıntı. Evet arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Burası adeta çevresi sanki bir muson iklimine sahip bir ülke gibi. Etrafına baktığın zaman yani bu şelale ve bu yeşilliğin birleşimi, bu suların aşındırdığı şu ağaçların kökleri bile sanki bir National Geographic belgeselindeymişsin gibi hissettiriyor insana. Daha fazla burada duramıyorum. O yüzden aşağı doğru ineceğim. Aşağıda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi şelaleden aşağıya doğru indik. Burası Oylat'ın küçük, şirin ve güzel bir yerleşkesi. Etrafımızda normal buraya geziye gelen ve burada yaşayan insanlar var. Gördüğünüz gibi de etrafta böyle büyük oteller de var. Burası turizme açık ve elverişli bir yer olduğu için ve kaplıca suları bulundurduğu için buradaki ılcılara gelen insanlar da var. Biz de şu anda ekiple birlikte indik, otobüse doğru gidiyoruz. Bakalım. Burayı etrafı da bir yandan size göstermeye çalışayım. Etrafımızda gördüğünüz yer buranın yerleşkesinin meydanı gibi bir yer zaten. Burada bazı hediyelik eşyalar da var. Normalde biraz zamanımız olsa, bir de şu an hava yağışlı. Oradaki o şeylere de bakarız ama pek zamanımız olduğunda sanmıyorum. Yani böyle hediyelik turistik şeyler satan yerler de var. Bu şekilde. Evet, burası da Oylat'ın hediyelik dükkanların olduğu çarşısı. Arkada da mükemmel ağaçlar. Alırım arkamı. Yazılar benden sorulur. Ne istersen yazarım. Yakma yapıyorum ben de. Ne istersen yazarım ablacığım.
Evet arkadaşlar, üşüyorum. Yağmur yağıyor bir yandan. Şimdi ekipçe bir alabalık tesisine geldik. Serhat alabalık tesisi olması lazım. Burada hep birlikte bir balık yiyeceğiz. Ben de yavaştan videoyu kapatmak istiyorum. Bugün Patika Eskişehir'le birlikte, ekiple birlikte gerçekten çok güzel bir gün geçirdim. Çok eğlenceli oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Benim için güzel bir aktivite olmuş oldu. Videoyu bu saate kadar, bu dakikaya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın ki size daha iyi ve daha kaliteli içerikler sunabileyim. Bundan sonrası için de. Evet, umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.